Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Milli Bakanlığı kazanım testleri 32 numaralı testi çözeceğiz hemen birinci soruyla başlayalım koordinat sisteminde denklemleri verilen doğruların kesiştiği noktanın koordinatları sorulmuş arkadaşlar biz şunu biliyoruz iki bilinmeyenli denklemleri yok etme yöntemiyle veya yerine yazma yöntemiyle çözdüğümüzde aslında iki tane doğrunun kesiştiği noktanın absislerini ve ordinatlarını buluyorduk öyleyse biz de bunları yok etme yöntemiyle veya yerine yazma yöntemiyle çözmeye çalışalım. Birinci denklemimizde 2'yi karşıya geçirdim. X artı y eşittir eksi 2 bizim istediğimiz bir formatta oldu. İkinci denklemde de eksi 1'i karşıya geçirdim. 2x artı y eşittir 1 oldu. Şimdi ben yok etmek istediğim burada hangisi olsun? Örneğin y'yi yok etmek istiyorum. Öyleyse birinin katsayısı artı 1, birinin katsayısı eksi 1 olmalı. Onun için üstteki denklemi eksi 1 ile genişletmek istiyorum. Üstteki denklemi eksi 1 ile genişletirsek eksi x eksi y eşittir artı 2 olur. Alttaki denklemde hiçbir değişiklik yapmadım. Aynen yazıyorum. Bunları taraf tarafa toplarsam x eşittir 3 bulunacak. Peki bu bulduğum 3'ü herhangi bir denklemde yerine yazalım. O zaman x artı y eşittir. Eksi 2 birinci denklemde x yerine 3 yazarsak bu 3'ü de karşı eksi 3 olarak geçirirsek y de eksi 5 bulunur. Demek ki bunların kesiştikleri noktanın absisi 3 ordinatı da eksi 5'miş. Yani bunu şöyle sıralı ikili şeklinde yazarsak önce x bileşeni sonra da y bileşeni yazılacak cevap A seçeneğinde bulunuyor. Gelelim ikinci sorumuza. Koordinat sisteminde denklemleri verilen doğruların kesiştiği noktanın orijine olan uzaklığı. Yine kesiştiği noktayı sormuş. O zaman yine bu iki denklemi yok etme yöntemiyle çözmek istiyorum. Öyleyse x artı y eşittir 8 birinci denklemimiz. Y eksi x eşittir 0. Bu da ikinci denklemimiz. Aslında bu soruda yerine yazma yöntemi de uygulanabilir. Ama direkt taraf tarafa toplanabilir. Bakın artı x eksi x'i yok ediyor. Y, y daha 2y eşittir 8. Y 4 bulunuyor. Sonra bunu getirip birinci denklemde yerine yazarsak. Bulduğumuz y 4 değerini. Pardon şurada 8. O zaman x ile 4'ü topladığımızda 8 yaptığına göre x ile 4 bulunur. Heh, şimdi koordinat sisteminde bakın. Şöyle kabatarsak bir koordinat sistemi şuraya çizersek. Burası y ekseni burası x ekseni. Bunlar 4'e 4 noktasında kesişiyorlarmış. Bize bu noktanın orijini olan uzaklığını soruyor. E burası 4 birim, burası 4 birim. Pisagor bağıntısından bakın dik üçgen var. Dolayısıyla hipotenüs, hipotenüse de x dersek orijinal uzaklığına. işte x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 4'ün karesi veya 45 45 90 üçgenini biliyorsanız direkt 4'ün kök katı da diyebilirsiniz. Yok bilmiyorsanız burayı çözdüğünüzde 16 artı 16 32 yapacak. X ise kök 32 yapacak kök 32 de ise 16 çarpı 2'den dışarıya 16'yı 4 olarak çıkartırız. 2 ise içeride kalır. Cevabımız C seçeneğinde bulunmakta. Evet geçelim 3. sorumuza. Koordinat sisteminde denklemleri verilen bakın doğrular x ekseni üzerinde kesişiyormuş arkadaşlar. Buna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi koordinat sistemini kabataslak şuraya şöyle çizelim. İşte şu mesela birinci doğru olsun. Ee, şu şekilde çizelim. Şu da ikinci doğru olsun. İşte bunlar bakın nerede kesişiyormuş? Tam x ekseni üzerinde kesişiyormuş. O zaman ben bunu x eksenini kestiği noktayı bulsam aslında kesiştikleri noktayı bulmuş olurum. Peki ben bir doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyordum? y'ye 0 veriyordum. y'ye 0 verirsem o zaman 3x eksi 0 eşittir 6'dan. 3x eşittir 6. x eşittir 2 bulunur. Ha, demek ki bunlar x eksenini... 2'ye 0 noktasında kesiyorlar. Yani şu noktanı ben şöyle şuraya çizelim. Noktanın koordinatları 2'ye 0. Bu noktada bunlar kesişiyorlar. O zaman bu şu anlama geliyor bakın. Bu doğru da 2'ye 0 noktasından geçiyor. Eğer bu nokta doğru 2'ye 0'dan geçiyorsa o zaman bu noktayı sağlıyor. Ne yapıyorduk bu tür sorularda? X gördüğümüz yere 2. Y gördüğümüz yere 0 yazılabilir bu denklemde. Yazalım. 2A çarpı 2 artı 0 eşittir 8 çıkmalı. Buradan 4A8 ise A2 bulunur. Bize de A'yı soruyor. Cevap B olacak arkadaşlar. Geçelim hemen dördüncü sorumuza. Koordinat sisteminde bakın yine iki doğru verilmiş. Bunların kesiştiği noktanın sadece ordinatı yani y bileşeni soruluyor. Yine bakın ortak çözüm yapmak istiyorum. Öyleyse denklemleri kesiştiği noktayı bulmak için denklemleri alt alta yazıyorum. Şimdi bana y'yi soruyor ya. Öyleyse x'i yok edeyim. x'i yok etmek için alttaki denklemi 3 ile çarpıyorum. Neden? Çünkü yukarıdakinin katsayısı artı 3 ise aşağıdakinin katsayısı eksi 3 olmalı. Yok olması için. Üstteki denklemde hiçbir değişiklik yapmadan aynen yazıyorum. Alttaki denklemi 3 ile genişletirsem eksi 3 ile eksi 3 x 3x artı 12'ye artı 12 olur. Şimdi taraf tarafa toplarsam bakın ne oldu? 3 x'ler yok oldu. 12ye 12'ye 2'ye daha 14 14'ye eşittir 18. Her iki tarafı 14'e bölersem cevap 18 bölü 14. Bize de zaten kesişikleri noktanın ordinatını yani y bileşenini soruyordu. Işıklarda bunun sadeleşmişi var. 2'ye bölersek 9 bölü 7 olur. Cevabımız. geçelim 5. sorumuza. Koordinat sisteminde denklemleri olan doğrular ile y ekseninin sınırladığı üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Öyleyse bunları çizmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın alan sorularında çizmeden sonucu bulamam. Mesela ben bu doğruyu çizmek istiyorum. Bu doğruyu çizmek için ne yapıyordum genellikle? X'e 0 verip Y eksenini kestiği noktayı buluyordum. X'e 0 verirsem arkadaşlar y bir çıkar. Değil mi? O zaman bakın şöyle bir tablo yapıyorduk. İki nokta gerekiyor ya doğruyu çizmek için. Birinci noktamız X'e 0, Y'si 1. Geldim gelelim ikinci noktayı bulmaya. İkinci noktayı bulurken de Y'ye 0 veriyordum. Y'ye sıfır verirsem de x ne çıkacaktır? Bakın şuraya sıfır yazdığınızı düşünün. Biri karşıya geçirirsek x eşittir. Eksi bir çıkacak. O zaman ikinci denklem. ikinci noktamız eksi e sıfır noktası. Koordinat sistemini şuraya çizersek kabataslak. X eksenimiz, y eksenimiz. Bakın geçtikleri noktalardan biri sıfıra bir noktası. Şurası. Diğeri ise eksi bire sıfır noktası. Şurası. O zaman bizim doğrumuz işte bu iki noktadan geçiyor. Birinci doğrumuz bu. Evet. Sonra diğerine y eşittir eksi 2 doğrusu. Bakın bu eksene paralel bir doğru. Nasıl çiziliyordu? Y ekseninde eksi 2'yi buluyoruz. Örneğin burada olsun eksi 2. Ve buradan x eksenine paralel bir doğru çiziyoruz. Bu da ikinci doğrumuz. Başka ne var? Bir de y ekseni diyor arkadaşlar. Bir de y eksenini çiziyoruz. İşte bu da y ekseni. İşte bu üçünün arasında kalan bu bölgenin, üçgenin bize alanını sormuş. Şimdi bunların alanını bulabilmemiz için bakın burası bir dik üçgen ya. Bize ne gerekiyor? İşte şurası taban olsa, bir de yükseklik gerekiyor. Dik kenarlarından biri taban, biri yükseklik. E burası belli zaten. Bir birim, iki birim. Burası üç birim. E peki bu yüksekliği nereden bulacağız? Onu da şuradan bulacağız arkadaşlar. Bakın bu iki doğrunun kesiştiği nokta. Hangi doğrunun kesiştiği nokta? Y eşittir x artı bir. Bir de y eşittir eksi iki. Bu iki doğrunun kesiştiği noktayı bulmak istiyorsak ortak çözüm yaparız yerine yazma yöntemini kullanalım. Zaten y eksi 2 ymiş ya bu eksi 2'yi getirip üstteki denklemde yerine yazalım. Eksi 2 eşittir x artı 1'den 1 karşıya eksi 1 olarak geçerse o zaman bu noktanın kesişikleri noktanın absisini de bulmuş oluyoruz. Eksi 3. O zaman yükseklik 3 birim olmuş oluyor. Şimdi alan artık bulunabilir. Taban 3 yükseklik 3 veya taban burası yükseklik burası fark etmez. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız 9 bölü 2 olacak 5 Ceyhan. Evet altıncı sorumuz iki tane doğru verilmiş koordinat sisteminde. Bunların kesişikleri nokta A imiş. Bakın şurası A. İşte bunun x ekseni kestiği nokta B. Bunun da x ekseni kestiği nokta C. Bu ABC üçgeninin bize alanını sormuş. Hemen başlayalım. Mesela ben bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsam y'ye sıfır veririm. Y'ye 0 verirsem burası gider. O zaman x artı 2 eşittir sıfırdan. Buradan da Artı 2 karşıya eksi 2 olarak geçerse ha, demek ki x eksenini eksi 2 ile kesiyor. Peki bunun, bu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için yine aynı yöntemi kullanırım. y'ye 0 ver. y'ye 0 verirsen x eksi 6 eşittir. 0 olur değil mi? Bakın şurası gider 0 verdiğimizde. Buradan da x 6 bulunacak. Ha, bunu da bulduk. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Bu üçgen alanını bulmak için. Şimdi taban uzunluğunu bulduk. Taban uzunluğu 6 birim, 2 birim, daha 8 birim. Ne kaldı? Yükseklik kaldı. Yükseklik ise bu kesiştikleri noktanın ordinatı olmuş oluyor. Kesiştikleri noktayı nasıl buluyoruz? İki denklemi ortak çözerek yok etme yöntemiyle veya yerine yazma yöntemiyle. Öyleyse birinci denklemi yazıyorum. x eksi 2'ye eşittir. 2'yi karşıya geçirdim. İstediğim formata dönüştü. Burada da 6'yı karşıya geçirdim. İkinci denklemi de altına yazıyorum. Şimdi bunları ben taraf tarafa toplarsam bakın artı 2'ye eksi 2'ye yok olacak. Tam istediğim şey. 2x eşittir. Bu x'i toplanırsa 4. Her iki tarafı 2'ye bölersem ben kesişikleri noktanın absini buldum ama bana ordinatı gerekiyor. Bu bulduğum 2'yi mesela şu ikinci denklemde yerine yazalım. Şurada x artı 2'ye eşittir 6 ya. Bu 2'yi burada yerine yazarsak 2 karşıya eksi 2 olarak geçer ve 2'ye eşittir 4 bulunur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek 7 2 bulunur. Demek ki bunların kesişikleri noktanın ordinatı 2. Buranın 2 olması demek, üçgenin yüksekliğinin de 2 olması demek. Öyleyse taban uzunluğumuz 8, yüksekliğimiz 2. İkisini çarpıp 2'ye bölersek alan eşittir arkadaşlar. 8 birim kare çıkacak cevap denizde. Evet yedinci sorumuz. Koordinat sisteminde denklemleri verilen doğrular ve x ekseninin sınırladığı üçgensel bölgenin alanı. Evet yine bakın alan soruluyor. Bu tür sorularda şekil çizmeden soruyu çözmeyelim. Hemen şeklimizi çizmek istiyorum. Koordinat sistemini çizdik. Burası x eksenimiz. Burası da y eksenimiz. Şimdi x eşittir 3 doğrusunu çizmek kolay. Şu doğruyu çizerken iki nokta gerekiyor bana arkadaşlar. 2x eksi y eşittir 0 doğrusunu çizmek için iki nokta gerekiyor. Nasıl anlatmıştık bunu biz konuyu anlatırken. Mesela x'e 0 versek. x'e 0 versek o zaman y de 0 çıkıyor. İşte bu birinci nokta. Birinci noktamız 0'a 0. İkinci noktayı bulurken tekrar 0 vermeyelim. Çünkü aynı nokta çıkar. Mesela ne verelim? x'e 1 verelim. x'e 1 verirsek burası 2 eksi y eşittir 0'dan. Y de 2 bulunur. Ha, i̇kinci noktamız da 1'e 2. Yani x'i 1, y'si 2. Şimdi bu noktaları birleştirelim. Şurası 0'a 0 noktası x'i 1, y'si 2 noktası da şurası olsun. Bu da ikinci noktamız. Şimdi bu iki noktadan geçen doğruyu kaba taslak çizdik. İşte bu 2x eksi y eşittir 0 doğrusu. Başka ne var? x eşittir 3 doğrusu. Bunu çizmek kolay. Çünkü bakın x ekseninde 3'ü buluyorum. Ve 3'ten geçen ve y ekseninde paralel olan doğruyu çizdiğimizde x eşittir 3 doğrusu çizilmiş oluyor. Tamam. Bir de ne var? Bir de x ekseni. İşte şurada x ekseni. İşte bu 3'ünün sınırladığı bölge. Buranın alanını soruyor. Şuranın alanını sormuş. Dik üçgen olduğuna göre ne lazım bana? Bu üçgenin tabanı ve bir de yüksekliği lazım. Tabanı belli. 3 birim. Şuradan şuraya kadar. Yüksekliğini bulmak için iki doğrunun kesiştiği nokta lazım bana. İki doğruyu alt alta yazıyorum. Ortak çözerek kesiştikleri noktaları bulabilirdim. Nasıl ortak çözeceğim? Burada yerine yazma yöntemini kullanabilirsiniz. Bakın x 3 ise 3'ü burada yerine yaz. 2 çarpı 3 eksi y eşittir 0'dan. Y 6 bulunur. Ha, demek ki bu noktanın kesikleri noktanın apsisi 3 ordinatı 6. Şimdi üçgenin alanını bulmak istiyorum. Alan eşittir. Taban 3. Yükseklik ise bakın 6. Çarpımların yarısı bana alanı verecek. Buradan 18 bölü 2'den cevap 9 bulunacak. Evet 8. sorumuz doğrusal denklemlerle ilgili. Bir bitkinin zamanı göre boylarındaki değişim verilmiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim. 10 santim ve 12 santim başlangıçta boylara sahip iki bitki 2 ay sonra eşit boya ulaşmış. İkisine bakın eşit olmuş. O zaman bunu şöyle, şöyle değerlendirebiliriz. Demek ki iki ayda iki ayda aradaki mesafe 2 santim kapanıyor. Yani şu anlama geliyor. Şu 10 santimlik bitki her bir ayda bir santim daha fazla uzuyor. Değil mi? İki ayda da iki santim fazla uzuyor. Üç ayda 3 santim daha fazla uzuyor. Peki bize sorulan ne? On ayın sonunda boylarının uzunlukları farkı ne olur? Arkadaşlar iki ayda 2 santim fazla uzuyorsa o zaman 10 ayda 10 santim daha fazla uzayacak. Değil mi? Cevap 10 değil ama neden 10 değil? Çünkü 10 ayın sonundaki boylar arasındaki farkı soruyor Soruyor ya bu başta 2 santim geriden başlamıştı. O zaman 10 ay sonra bir önce 2 santimlik farkı kapatır. Sonra 8 santim de üste çıkar. Cevabımız aralarındaki fark 8 santim olacak. Evet 9. sorumuz. Zamanı ee, zamana göre alınan yol ile bir grafik verilmiş. Grafikte aralarında 900 km bulunan A ve B şehirlerinin birbirine doğru hareket eden iki aracın zamana bağlı olarak aldıkları yolun değişimi verilmiştir. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Şu nokta bizim için çok önemli bu araç bakın 2 saatte 160 km yol aldığına göre bunun saatteki hızı 80 km olur. 2 saatte 160 saat, 1 saatte 80. Gelelim diğerine. Şu noktaya dikkat ederseniz 2 saatte 200 km yol almış. O zaman bunun saatteki hızı 100 km olacak. Şimdi şöyle bir şekil çizelim. A ve B noktalarından bunlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Biri saatte 100 km hız alıyor, yol alıyor. Diğeri de saatte 80 kilometre yol alıyor. Peki aralarındaki uzaklık ne kadar? 900 kilometre. Peki bunlar bir saatte ne kadar birbirlerine yaklaşırlar? Bakın bu bir saatte 100 kilometre gelir, bu bir saatte 80 kilometre gelir. O zaman bir saatte 180 kilometre, bir saatte birbirlerine doğru 180 kilometre geliyorlar. Peki karşılaşmaları için ne kadar yol almaları gerekiyor? Toplamda 900 kilometre bakın. Öyleyse 900 km yolu kaç saatte alırlar? Buradan orantı kurup bulabilirsiniz. 900 bölü 180'den 5 saat sonra karşılaşacaklarını söyleyebiliriz. 10. sorumuz. Koordinat sisteminde x eşittir 3 ve y eşittir 5 doğruları ile eksenler arasında kalan dörtgensel bölgenin alanı. Kolay bir soru. Alan olduğu için yine grafik çizerek yapmak en sağlıklısı x ekseninde 3'ü buldum. Şurası 3 noktası olsun ve buradan geçen doğruyu çizdim. y ekseninde paralel bir şekilde x eşittir 3 doğrusu. Sonra y ekseninde eksi 5'i buldum. Eksi 5'ten geçen ve x ekseninde paralel olan doğruyu çizdim. Daha sonra eksenler. Bir de şu x ekseni bir de şu y ekseni. Bu dördünün arasında kalan bölgenin alanını bize sormuş. Buranın alanını bulurken kısa kenar 3 birim. Uzun kenar 5 birim. Dolayısıyla dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 15 birim kare bulunur. 11. Sorumuz yine grafik sorusu. Şimdi bize diyor ki aynı gün soru çözmeye başlayan Mehmet ve Selim'in kalan soru sayılarının günlere göre değişime verilmiş. Şimdi dikkat edersek 1800 Sorusu kalmış ve 10 gün sonra bu 1800 soru sıfıra düşmüş. Bakın gitgide azalıyor ve 10 gün sonra sıfıra düşüyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? 1800'de başlayan artık kimse bilmiyorum yazıyor mu Mehmet, Mehmet Selimoğlu yazmıyor. O zaman şöyle diyelim Mehmet diyelim. 1800 soruyla başlayan Mehmet 10 günde 1800 soruyu bitirdiğine göre bunun bir gündeki soru çözme hızı 180 soru. Selim ise 1200 soruyla başlamış. Ve 10 günde bakın 1200, 15 günde 1200 soruyu bitirmiş. O zaman bu 1200'ü 15'e bölersek neyi bulmuş oluruz? Bir gündeki çözdüğü soru sayısını buluruz. 1200 bölü 15 80 soru yapar. Demek ki Mehmet bir günde 180 soru, Selim de bir günde 80 soru çözüyor. Buna göre kaçıncı günün sonunda ikisinin kalan soru sayıları eşit olur. Burada şıklardan gidebilirsin. Mesela 6 gün sonra bu kaç soru çözer ne kadar kalır gibi. 7 gün sonra kaç soru çözer ne kadar kalır birbirine eşit mi gibi şıklardan gidebilir. Ben denklem kurmak istiyorum. Şöyle yapacağım. X gün sonra kalan sorular eşit olsun diyorum. X gün sonra. Peki Mehmet bir günde 180 soru çözüyorsa X günde ne kadar soru çözer? 180 çarpı x soru çözer. Peki ne kadar sorusu kalır? Başlangıçta 1800'lü ya. 1800'den çözdüğü soruları çıkartırsam geriye kalan soru sayısını bulurum. Gelelim Selim'e. Bir günde 80 soruysa x günde 80 çarpı x soru çözer. Peki başlangıçta 1200 sorusu vardı. 1200 sorudan çözdüğü soruları çıkartırsam bu da onun kalan sorusu. Selim'in kalan soruları. İşte Mehmet'in kalan sorusu, Selim'in kalan sorusu eşit olması gerekiyor. Bunları birbirine eşitledim. Daha sonra bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler diğer tarafta. 180x, x'e 80x, 100x yapar. 1800'den 1200 çıkarsa 600 yapar. Her iki tarafı 100'e bölersek demek ki 6 gün sonra arkadaşlar bunların soruları kalan sorular birbirine eşit oluyor diyeceğiz. Yani önemli olan önce bir gündeki çözdükleri soruları bulmak. Sonra şıklardan da gidebilirsiniz veya denklemde kurabilirsiniz. Evet 12. sorumuz da arkadaşlar. Grafikte mumların zamana göre boylarındaki değişim verilmiş. Şimdi burada diyor ki boyu 60 mm olan A mumu. Şu A mumuymuş. Diğeri de B mumu boyu 75 milimetre olan B mumu. Boylarının zamanına göre değişimi verilmiş. Şimdi bakın arkadaşlar dikkat ederseniz A mumu 60 başlamış ve 5 saat sonra 35'e düşmüş. O zaman A mumu için şunu söyleyebiliriz bakın. A mumu 1 saatte ne kadar yanıyor? Şimdi 5 saatte 25 kısaldığına göre demek ki 1 saatte 5 santim kısalıyor demektir. 5 santim yanıyor diyelim. Gelelim B mumuna. B mumu ise bakın 75 ile başlamış ve 5 saat sonra 35'e düşmüş. 40 azalıyor bakın. 5 saatte 40 azalıyorsa o zaman bu da 1 saatte 8 santim yanıyor denilebilir. Sonra diyor ki bu mumlar yanmaya başladıktan kaç saat sonra A mumun boyu B mumun boyunun 3 bölü 2 katı olur demiş. Biz diyelim ki bu istenen olay x saat sonra gerçekleşmiş olsun. Yani x saat sonra A'nın kalan boyu B'nin kalan boyunun 3 bölü 2 katı olsun. Peki. 1 saatte 5 santim yanıyorsa A mumu X saatte ne kadar yanar? 5x yanar arkadaşlar. Peki 5x yanıyor ya bize kalan lazım. E, boyu A'nın 60'tı. 60'tan yanan kısmı çıkartırsak bu A mumunun kalan kısmı olmuş oluyor. Gelelim B mumuna. B mumu 1 saatte 8 santim yanıyorsa... 5 saatte 8x kadar yanar. boyu da 75'ti. 75'ten de bu yanan kısmı çıkartırsam bu da B mumunun kalan kısmı. Şimdi gelelim denklemimizi kurmaya. Ne diyor denklemde? A'nın kalan kısmı B'nin 3 bölü 2 katı olacak. O zaman 60 5x eşittir. 75 eksi 75 8x'in 3 bölü 2 katı olacak. Burada da işler dışarı çarpma yapalım. Şu 2'den kurtulmak için. Yani 2 ile buraya çarparsak 120 eksi 10x yapar. Eşittir. Daha sonra da 3 ile şurayı dağıtacağız. Bunun paydası 1 olduğu için etkisi olmayacak bu 1 ile çarpmanın. 3 tane 75, 225 eksi 24x yapacak. Bilinmeyenleri bir tarafta toplarsak 24x eksi 10x burada 14x kalacak. 120 de karşı x 120 olarak geçerse burada da 105 kalacak. O zaman x neymiş? 105 bölü 14 dakika. Bunu da sadeleştirelim. Mesela 7'ye bölünür. 105'i 7'ye bölersek 15 olur. 14'ü 7'ye bölersek 2 olur. 15 bölü 2 demek arkadaşlar. 7 bölü 3 dakika olacak. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Videolarımıza destek olmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.